Bu videoda denklemleri göreceksiniz. Denklemlerle ilgili birkaç örnek yapacağız. Yapabildiğimiz kadar. Hemen başlayalım. İlk denklemimiz bu. Buraya tekrar yazalım. x artı 11 eşittir 7. Denklem bize ne anlatıyor? Denklem bize bir sayıyla 11'in toplamının, bir sayıyla 11'in toplamının 7'ye eşit olduğunu söylüyor. Bunu aklımızdan bile yapabiliriz. 11'e hangi sayıyı eklemeliyim ki sonuç 7 olsun? Tabii ki negatif bir sayı olması gerekiyor. Ama şimdi bu denklemi nasıl çözmemiz gerektiğini sistematik bir şekilde öğreneceğiz. Sistematik, sistematik bir şekilde. Yapmak istediğim şey, denklemi çözdüğümüz zaman x eşittir bir şey şeklinde bir sonuca ulaşmak ve bu bizim cevabımız olacak. Yani hangi sayının bu denklemi sağladığını öğrenmiş olacağız x'i denklemin sol tarafında yalnız bırakmak istiyorum. Yani bu 11'i burada istemiyorum. Bir şekilde bu 11'i denklemin sol tarafından atmak, çıkarmak istiyorum. Ama bunu yaparken, bu işlemi denklemin bir tarafına yaparken, diğer tarafına yapmamak olmaz, kıskanır. Yok, şaka. Bu bir denklem. Denklemin bir tarafına yaptığınız işlemleri, diğer tarafına da uygulamak zorundasınız. Eğer x artı 11 7'ye eşitse, x artı 11 eksi 11 artık 7'ye eşit olmaz. 7'den de 11 çıkarmalısınız ki eşitlik sağlansın, eşitlik bozulmasın. Bu noktayı vurgulamak istiyorum. Yani eşitliğin tam olarak ne anlama geldiğini düşünmenizi, düşünmenizi istiyorum. Denklem eşitlik kavramından gelmiştir. Bu, buna eşittir. Bu iki şey eşit niceliklerdir. Eşit miktarlardır, eşit büyüklüklerdir. Eşitliğin geçerli olması için, geçerliliğini kaybetmemesi için, bozulmaması için bu nicelikten 11 çıkarıyorsam, buradaki nicelikten de 11 çıkarmalıyım. Ve bu şekilde son durumda iki tarafta yine birbirine eşit olur, eşit kalır. Şimdi sol tarafa bakalım. Negatif 11 artı x artı 11. 11 eksi 11 sıfır eder değil mi? O zaman elimizde sadece x eşittir 7 eksi 11 ifadesi kaldı. 7 eksi 11 ne eder? Hemen bir sayı doğrusu çizelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 burada. 11 çıkarmak için geriye gitmeliyiz. Gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve böylece negatif 4 değerine ulaştık. Yani 7 eksi 11 negatif, eksi 4'e eşitmiş. Evet, ilk denklemimiz bitti. Hemen yeni bir soru. 7 çarpı x eşittir 21. Bu x, buradaki x'ten farklı. Peki bir önceki problemdeki gibi x eşittir bir şey şekline nasıl ulaşabiliriz? Bir önceki problemde ne yapmıştık? x eşittir bir şey şekline sokmuştuk soruyu. Bunu nasıl yapabiliriz? Problemi tekrar yazayım. 7 çarpı bir şey, bir şey, x bu, eşittir 21. Bunu iki şekilde düşünebilirim. Eğer 7 çarpı x'i 7'ye bölersem elimde kaç kalır? 7 çarpı bir şey bölü 7, o şeye eşittir. Yani sonuçta x elde ederiz. Ama ne dedik, bu işlemi sol tarafa yapıyorsam, sol tarafa uyguluyorsam, sağ tarafa da uygulamalıyım. Hatırlayın, 7x 21'e eşitti. 7x'in niceliği, miktarı 21'di. Bu ikisinin birbirine eşit olması için, eşit kalması için, sol tarafı 7'ye böldüğüm zaman, sağ tarafı da bölmek zorundayım. Bu durumda da 7 çarpı x bölü 7 Burası x oldu, x kaldı. 21 bölü 7 de 3'e eşittir. Demek ki x eşittir 3'müş. O halde bu denklemin sonucu x eşittir 3'tür. Bunun doğruluğunu kolayca kanıtlayabilirsiniz. Hemen kontrolünü yapabiliriz. Ne yapalım? Denklemde x yerine 3 koyalım. 7 çarpı 3, 21'e eşittir. Bitti. Burada da aynı şeyi yapacağız. x yerine negatif 4 koyalım. Negatif 4 artı 11 ki bu 11 eksi 4 ile aynı şeydir. 7'ye eşittir. Şahane. Şimdi bu denklemi çözelim. Bu biraz zor gibi gözüküyor ama inanın hiç de zor değil. 5x bölü 12 eşittir 2 bölü 3. Şimdi bu x'i nasıl yalnız bırakabilirsiniz. x'i yalnız bırakmak için ne ile çarpmalıyım ya da onu neye bölmeliyim Denklemin her iki tarafını 12 bölü 5 ile çarpsaydım ne olurdu? Hatırlayın, denklemin bir tarafına ne işlem uygularsam, diğer tarafına da aynısını uygulamak zorundayım. Eğer sol tarafı 12 bölü 5 ile çarparsam, eşitliği bozmamak için, sağ tarafı da 12 bölü 5 ile çarpmam gerekiyor. Ama neden 12 bölü 5? Niye 12 bölü 5'i seçtim? Çünkü 5 bölü 12 sayısı ile mükemmel bir şekilde sadeleşecek bir sayı aradım ve 12 bölü 5'i buldum. Bu tarafta 5 bölü 12 var. 12 bölü 5 çarpı 5 bölü 12. 12'ler ve 5'ler birbirini götürür. Ve bu tarafta sadece x kalır. Şahane. O halde x eşittir 2 bölü 3 çarpı 12 bölü 5. 12'yi 3'e bölelim. Bölüm 4 etti. 3'ü de 3'e böldüğümüz zaman bölüm 1 eder. Bu durumda sonucumuz 2 çarpı 4 eşittir 8 bölü 1 çarpı 5 e eşittir. Yani x 8 bölü 5'e eşittir. Şimdi diyebilirsiniz tabii, burada 7'ye böldün ama burada katsayının tersiyle çarpıyorsun. Ne zaman ne yapmamız gerektiğini biz nasıl bileceğiz? Aslında her iki şekilde de yapabilirsiniz. Aynı problemi bu şekilde de çözebilirdim. 7x eşittir 21 ile başlamıştım. 7'ye bölmek yerine 7'nin tersiyle çarpalım diyebilirdim. Yani denklemin her iki tarafını 7'nin tersiyle çarpabilirdim. Bu, 7'ye bölmekle aynı şeydir ve bunun sağlamasını yapabilirsiniz. 1 bölü 7 ile çarptığınız zaman aslında 7'ye bölmüş olursunuz. Eğer bunu çözersek ne olur? 1 bölü 7 çarpı 7 bölü 1. 7'ler birbiriyle sadeleşti ve sonuç eşittir. x eşittir 21 bölü 7 yani 3 buluruz. Aynı şekilde burada da 5x bölü 12 ifadesi var. Bu ifadeyi başka bir şekilde yazayım. 5 bölü 12 x eşittir 2 bölü 3. Böyle de yazabilirim. Bu tamamıyla aynı problem. Sadece x'i e ayırdım, o kadar. 5 bölü 12 çarpı x, 5x bölü 12 ile aynı şey. Şimdi her iki tarafı da 5 bölü 12'ye bölelim diyebilirdim. 5 bölü 12'ye bölmek. Peki 5 bölü 12'ye bölmek ne demek? 12 bölü 5 ile çarpmakla aynı şey demek. Bir sayıyı kesirli bir ifadeye bölmek, o sayıyı o kesirli sayının tersiyle çarpmak demektir. Yani burada ve burada yaptığımız şeyler tamamen aynı. Burada yaptığımız gibi katsayıya bölseniz de veya katsayının tersiyle çarpsanız da aynı işlemi yapıyorsunuz demektir. Evet, bir iki problem daha yapalım. Şimdi aşağıdaki problemleri çözelim. Bu problem bize değişkenin her zaman x olmayacağını gösteriyor. Burada q, z ve s'yi bulacağız. Buraya tekrar yazıyorum. q eksi 13 eşittir eksi 13. Yine burada q değişkenini yalnız bırakmamız gerekiyor. Yani denklemi q eşittir bir şey şekline getirmek istiyoruz. Sonrasında problem kolayca çözülecek. O halde q değişkenini nasıl yalnız bırakabilirim? Bu 13'ü buradan nasıl yok edebilirim? Denklemin her iki tarafında 13 ile toplarsam ne olur? 13 ile topluyorum çünkü 13 ile negatif 13'ü toplarsam sonucum 0 olur. Bu durumda denklemin sol tarafında sadece q kaldı. Sağ tarafta ne oldu? Bu ve bu birbirlerini götürdüler. Negatif 13 artı 13 0'dır. Yani çözümümüz q eşittir sıfır sağlamasını yapalım. 0 eksi 13, negatif 13'tür. Yani eşitlik sağlandı. Aslında buradakinin de sağlamasını yapmayı unutmuşum. Hemen bir sağlamasını yapalım, bir kontrol edelim. Cebirin eğlenceli taraflarından bir tanesi çözümü her zaman kontrol edebilmenizdir. x 8 bölü 5'e eşitti. 5 bölü 12 çarpı x. Yani 8 bölü 5. Bakalım neye eşit. 5'ler sadeleşti. 8'i 4'e bölebiliriz ve 2 etti. 12'yi de 4'e böldüğümüz zaman 3 elde ederiz. Böylece bu 2 bölü 3'e eşit olur. Yani çözümümüzü doğrulayabiliriz. Cevap bulduktan sonra eğer vaktiniz varsa mutlaka cevabın doğru olduğundan emin olun. Kontrol edin, sağlamasını yapın. Evet, bir sonraki problem. Son iki problem çözelim. Z artı 1,1 eşittir 3,0001. Yine ne yapacağız? Bu 1,1 sayısını sol taraftan atmak istiyoruz. Bunu yapmanın en iyi yolu da iki taraftan da 1,1 çıkarmak. Ya da her iki tarafa negatif 1,1 eklemek. Ve eğer bu işlemi sol tarafa uygularsam, sağ tarafa da aynısını uygulamak zorundayım. Aksi takdirde ne olur? Eşitlik bozulur. Bir bakalım z artı 1 virgül 1'den 1 virgül 1 çıkarırsam, bu ikisi birbirini götürür ve sonuç olarak elimde z eşittir 3 virgül 0 0 0 1 eksi 1 virgül 1 kalır. Şimdi ondalık sayılarla çıkarma işlemi yapacağız. Çok eğlenceli. 3 virgül 0 0 0 1 eksi 1 virgül 1 ondalık kısımların aynı hizaya gelmesi lazım. Aynen böyle. Ve buraya birkaç sıfır ekleyebiliriz daha net olması için. Ve şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. 1 eksi 0, 1. 0 eksi 0, 0, 0. Ama burada 0'dan 1'i çıkaramayız. Bu durumda ne yapacağız? Komşudan ödünç alabiliriz. Burası 10 olur. Ve buradan 1 aldığımız zaman, burada 2 kalır değil mi? 3'ten 1 ödünç aldık ve sayıları yeniden gruplandırdık. 1'e aldık, onlar basamağına koyduk ve böylece burası 10 bölü 10 oldu. 10 eksi 1, 9 eder. Burası bizim ondalık kısmımız. Ve 2 eksi 1, 1'e eşittir. Yani cevabımız z eşittir 1 virgül 9001'dir. Sağlamasını yapalım z artı 1 virgül 1 neye eşittir? 1, 0, 0, 9 artı 1 10 eder. 1 artı 1 artı 1, 3 etti. 3 eder. Ve sonucu 3 virgül 0, 0, 0, 1 olarak bulduk. Bu arada ondalık sayılarla çıkarma işlemi için de güzel bir tekrar oldu. Evet, son bir problemimiz daha var. 21s eşittir 3. Söylediğim gibi buna esasında birbirinin aynısı olan iki yolla iki yoldan çözebiliriz. 21 çarpı bir sayı eşittir 3. Peki her iki tarafı da 1 bölü 21 ile çarparsam ne olur? Yani katsayının tersiyle çarparsam ne olur? Katsayı neydi? Katsayı değişkenin önündeki sayıdır ve değişkenle çarpılır. 1 bölü 21 çarpı 21 1'e eşittir. Böylece s eşittir. 3 bölü 21 sonucunu elde ederiz. 3 bölü 21 de 1 bölü 7 olarak sadeleşir. O halde sağlamasını yapalım. 21 çarpı 1 bölü 7 ne eder? Bu 21 bölü 7 eşittir. 21 bölü 7 ise 3'tür. Bu noktayı netleştirmek için söylüyorum, 1 bölü 21 ile çarpmak yerine her iki tarafı 21'e bölebilirdim ve bu da tamamen aynı şey olurdu. Bu ikisi birbiriyle sadeleşir ve s eşittir 3 bölü 21 sonucuna ulaşırız ki bu da 1 bölü 7 eşittir. Şahane.